Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere fiillerle ilgili soru çözümleri yapmış olacağım. İsteyen arkadaşlar daha önceki videolarımızda olduğu gibi yine sorunun pdf'lerini açıklama kısmındaki linkten indirebilir. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde birleşik eylem yoktur demiş. Bakın birleşik eylem olmayanı soruyor arkadaşlar bize yoktur demiş. Bakalım Şiirimizde birinci yeni de ikinci yeni de kalıcı olamazdı ifadesinde. Kalıcı olmak yardımcı eylemle yapılan birleşik fiildir. O yüzden biri elemiş oluruz. Nitekim olamadı da ifadesinde buradaki a arkadaşlar ebilmek fiilidir. Yani yeterlilik fiilidir bu. Bundan dolayı da burada da birleşik fiil vardır. Kurallı birleşik fiil vardır. İki de elemiş oluruz. Birinci yeni moda ikinci yeni de bize uzak olduğu için piyasadan göçü verdi ifadesinde bakın uzak olmak yine yardımcı eylemle yapılan birleşik fiildir. Göçü vermek de i vermek tezlik fiile yapıldığı için kurallı birleşik fiildir. Neçi itibariyle burada birleşik eylem olduğu için biz üçü de elemiş oluruz. Fransız şiirine özenip Fransız şiirini taklit ettiler ifadesinde ise taklit etmek arkadaşlar yardımcı eylemle yapılan birleşik fiildir. Dördü delemiş oluruz. Her iki akımın da ayakta kılan temsilcileri şiirlerini başka alanlara yönlendirdikleri için unutulmadılar ifadesinde herhangi bir bileşik fiil olmadığından dolayı doğru cevabımız E şıkkıdır. İkinci soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde haber kipiyle çekimlenmiş bir eylem vardır diyor. Bakalım. Uydurma söz yapma, Yanlış yola sapma. Arkadaşlar bakın bu neyle çekimlenmiş? Emir kipiyle çekimlenmiş. A seçeneğini eleriz. Açık sözde kalmalı, fikre ışık salmalı ifadesinde kalmalı ve salmalı. Malum eli gereklilik kipi almıştır. O yüzden biz B seçeneğini dilemiş oluruz. Lisanda sayılır öz, herkesin bildiği söz ifadesinde sayılır demiş. Buradaki ır nedir? Geniş zaman ekidir. Bundan dolayı da haber kipidir arkadaşlar. Ve doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangilerinin yüklemi eylem değildir diyor. Bakın bize fiil olmayanı sormuş arkadaşlar. Değişmek fiildir. Biri eleriz. Vardır demiş. Var isim iki alabiliriz. Yine diğer cümleye baktığımızda çıkar fiildir. O yüzden üçü de oluruz. Yaşanan günle geçmiş arasında bu durum iyice fark edilir. Fark etmek fiildir. Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiildir. Bunu da elemiş oluruz. Son cümlede de yoktur isimdir arkadaşlar. Bunu da alırız. 2 ve 5 doğru cevabımız olacak. Bundan dolayı da D seçeneği bizim doğru cevabımızdır. Dördüncü soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde dilek kipiyle çekimlenmiş eylem vardır diyor. Bakalım Tüm tanımlar tanımlanan şeyin ne yanını eksik bırakır? Ir nedir burada? Geniş zamandır. Kirliliğini tanımlamaya kalksak. Bakın arkadaşlar kalkmak fiil. S sağ eki nedir burada? Dilek şart kipidir. Bundan dolayı da biz 2'yi alabiliriz. Doğru cevabımız da nedir arkadaşlar? B seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu dizelerde altı çizili eylemlerin kipleri aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir diyor. Bakalım. Rastladım demiş. Buradaki d eki nedir arkadaşlar? Bizim dili geçmiş zaman ekimizdir. Düşmüştü ifadesinde müş mişli geçmiş zamandır. Tü nedir arkadaşlar? Ek fiildir. Ek fiilin nedir bu da? hikayesidir. Yani mişti geçmiş zaman hikayesi olur. Taşıyordun ifadesinde yor şimdiki zamandır. Du ise burada yine ek fiildir. Şimdiki zamanın ne olur arkadaşlar? Du bu da hikayesi olur. Bakın seçeneklere baktığımızda Dili geçmiş zaman doğru, mişli geçmiş zamanın hikayesi doğru, şimdiki zamanın hikayesi bu da doğru. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yükleminde basit yapılı bir eylem vardır diyor arkadaşlar. Bakalım. Beklettiğim ifadesinde bakın, bekletmek fiildir. Beklemekten bekletmek olmuş. T yapım ekini almış, türemiş. Kısalmış ifadesine baktığımızda ise kelimenin kökü kısadır, isimdir. Kısadan kısalmak olmuş. L yapım ekini almış, türemiş. Yine çalındı ifadesinde ise çalmak fiildir. Çalmaktan çalınmak olmuş arkadaşlar. Bu da türemiş. Dinledim ifadesinde burada bakın herhangi bir yapım eki yok arkadaşlar. Kalsın bir kenarda. Sevda isim köküdür. Sevdadan sevdalanmak olmuş. Yapım eki almış. Bu da türemiştir. Dinledim kelimesinde dinlemek fiil, di nedir? Görülen geçmiş zamandır. Diğer adıyla da di'li geçmiş zaman ekidir. M de şahıs ekidir. Bundan dolayı da bu fiil nedir arkadaşlar? Basit yapılı bir fiildir. Biz 4 numaralı cümleye doğru deriz. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Yukarıdaki eylemler için yapılan belirlemelerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Soldurdu basit zamanlı türemiş yapılı demiş. Bakın arkadaşlar solmaktan soldurmak olmuş. Türemiş. Dili geçmiş zamanla çekimlenmiş. Basit zamanlıdır. Bundan dolayı da bu nedir arkadaşlar? Doğrudur. Sevemezmiş ifadesinde ise birleşik zamanlıdır. Çünkü bu nedir? Ardır. Geniş zamandır. Geniş zamanın burada neyi var? Rivayeti var. Dolayısıyla birleşik zamanlıdır. Sevemezmiş. Buradaki e nedir? E bilmektir. Yani kurallı birleşik fiilden bahsediyoruz. O yüzden birleşik yapılıdır. Bunu delemiş olduk. Koşar. Basit zamanlıdır. Çünkü ağır sadece geniş zaman eki var. Basit yapılıdır. Zaten kelimede nedir arkadaşlar? Fiildir ve kök halindedir. Bunu denemiş olduk. Bakıver. Burada i vermek tezlik fiilidir. Basit zamanlıdır. Aynı zamanda da vermek nedir? Kurallı birleşik fiildir arkadaşlar. Bunu denemiş olduk. Kabul etmiş ifadesi. Kabul etmek yardımcı eylemle oluşan birleşik fiildir. Basit yapılı değildir o yüzden birleşik olacaktı. Ve birleşik zamanlı da değil. Mişli geçmiş zamanla çekimlenmiş. Bu da nedir arkadaşlar? Basit zamanlı olacaktı. Bundan dolayı da yanlış olan nedir? E seçeneğidir. Yani 5. cümle yanlış açıklanmıştır. 8. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birleşik zamanlı bir eylem yoktur demiş. Bakın olmayanı soruyor bize. Açardı ifadesinde açmak fiildir. Ar nedir arkadaşlar? Geniş zamandır. Dı da ek fiilin nedir? Hikayesidir. Dolayısıyla burada ne var? Bileşik zamanlı fiil vardır. A seçeneğini elemiş oluruz. Bir ah çeksem karşıdaki dağlar yıkılır. Bugün posta günü canım sıkılır ifadesinde ise ır. iki ırda nedir? Geniş zamandır. Bir tane kip eki almış. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. Basit zamanlı bir fiil kullanılmıştır burada. 9. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde eylem kendi kip anlamı dışında kullanılmıştır diyor. Yani bize anlam kaymasını soruyor. Filmin galası geçen perşembe yapıldı. Geçen perşembe olmuş geçmiş zaman. Bu da geçmiş zaman kip ile çekimlendiği için nedir arkadaşlar? doğrudur. O yüzden biri elemiş oluruz. Tatlı ballı günler sona erdi ifadesinde yine geçmiş zamandan bahsediyor. Bundan dolayı biz iki elemiş oluruz. Yarın akşama doğru size uğrarım ifadesinde ar geniş zamandır. Ama yarın akşam dediği için ne olması gerekiyordu burada? Uğrayacağım olması gerekiyordu. Dolayısıyla Gelecek zaman ki peki geniş zamanın yerine kullanılmış. Üçte ne vardır arkadaşlar? Eylem kendi anlamı dışında kullanıldığı için doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Onuncu soru bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir iş kılış eylemi yoktur diyor. Arkadaşlar iş kılış eylem nedir? Nesne alan ya da kısa yolla da fiilin önüne onu getirdiğimizde eğer anlamlı oluyorsa Nedir? Bu iş kılıç eylemdir. Buna bakmış olacağız. Kasketini ensesine devirdi ifadesinde onu devirdi dersem anlam mıdır? O yüzden bu fiil nedir arkadaşlar? İş kılıç fiildir. Biri elemiş oluruz. Onu kıvırdı desem kıvırmak fiildir. Anlamlı olmuştur. O yüzden bu da iş kılıç fiildir. Nesne alabiliyor yani. O yüzden iki elemiş olduk. Onu dikildi desem arkadaşlar... Görmüş olduğunuz gibi burada anlamsız oluyor dikilmek fiili. Yani nesne alamıyor. Alamadığı için de dikilmek fiili nedir? Durum fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir eylemin olumsuzu farklı biçimde yapılmıştır diyor. Bakalım. Sınavı kazanamadığını bilmiyor ifadesine olumsuzluk eki olan mame ile yapılmış sizinle çim biçmeye gitmeyeceğim ifadesinde yine olumsuzluk eki olan mame ile yapılmış. O da sizi anlamayacak eminim ifadesinde yine olumsuzluk eki olan mame ile yapılmış. Böyle filmleri izliyor değilim ifadesinde ise değil neyin olumsuzdur arkadaşlar? Ek fiilin olumsuzudur. O yüzden doğru cevabımız da nedir? D seçeneğidir. 12. Bu dörtlükte kaç çekimli eylem vardır demiş. Enseden, kürekten tutun, girişin ifadesinde tutun, girişin bunlar neyle çekimlenmiş? Emir kipiyle çekimlenmiş. Durmayın, hakkını verin. Yine arkadaşlar emir kipiyle çekimlenmiş. Atılın aslanlar gibi kükreşin ifadesinde bunlar da yine emir kipiyle çekimlenmiş. Davullar çalınsın ulu divanda ifadesinde ise yine çalınsın nedir? Bu da emir kipinde çekimlenmiş fiildir. Baktığımızda ise 3 burada. Şurada da durmayın ifadesini de alacaktık. Bu da emir kipinde çekimlenmiştir. Dolayısıyla 7 tane ne var arkadaşlar? Çekimli fiil bulunmaktadır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneğidir. 13. soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinin yüklemi gelecek zamanın hikayesi bir şeklinde çekimlenmiştir diyor. Gelecek zamanın hikayesi nedir arkadaşlar? Acaktı olur. Bakalım görülürdü. Geniş zaman hikayesi elemiş olduk. Yaşamıştım. Mişli geçmiş zaman hikayesi elemiş oldum. Tabiattaki dengeyi görseydiniz şaşkınız biz bütün artacak ifadesine bakın. Gelecek zamanın neyi var? Hikayesi var arkadaşlar. O yüzden 3'ü alırım. Bundan dolayı da doğru cevabımız ne olur? C seçeneği olacaktır arkadaşlar. 14. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mışmış eki mış, farklı görevde kullanılmıştır diyor. Bakalım. Kızarmış gözleriyle bana bakıyordu ifadesinde göz isim, nasıl göz? Kızarmış göz. Buradaki mış nedir? Sıfat fiil ekidir. Bilmiş insanlarla uğraşmak zordur ifadesinde ise insanlar isim, nasıl insanlar? Bilmiş insanlar. Burada da sıfat fiil görevindedir. Geçmiş yaşantılar gözünün önünde belirdi ifadesinde ise yaşantılar isim nasıl yaşantılar geçmiş yaşantılar burada da sıfat fiil görevindedir. Yanmış yakılmış evler içimizi acıttı ifadesinde ise bakın evler isim nasıl evler yanmış yıkılmış evler burada da sıfat fiil görevinde kullanılmıştır. Öğrenememiş bu iftira'yı kimin attığını ifadesini devrik bir cümleyi kurallı hale getirelim. Bu iftira'yı kimin attığını öğrenememiş şeklinde olur. Dolayısıyla buradaki mişte nedir? mişli geçmiş zaman olur. Bundan dolayı da arkadaşlar bu kipekidir. Cevabımız da E seçeneği olacaktır. 15. soru. Ne çok seviyormuşum bir zamanlar seni cümlesinin yüklemi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Seviyormuşum yüklem. Sevmek fiil. Yor şimdiki zaman. Muş rivayet. Um da nedir? Birinci tekil şahıs ekidir. Bu ifadelere baktığımızda doğru cevap nedir arkadaşlar? Basit. Şimdiki zamanın rivayeti. Birinci tekil kişi. Doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. 16. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birleşik eylem vardır demiş. Bakalım. Baba yağdı yadigarı bu ev anlattı bana unuttuğum yılları. Burada yok. Yine bahar geldi bülbül sesinden seda verip seslendin mi yaylalar ifadesinde burada da böyle bir kullanım yok. Yüce dağlar birbirine göz eder rüzgar ile mektuplaşır naz eder ifadesinde bakın arkadaşlar ne var yardımcı eylemle oluşan birleşik fiil var. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 17. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde İstek dışı olasılık söz konusudur demiş. Sinemaya gelmeyebilirim demiş. Bakın, gelmeyebilirim derse kendi isteğiyle yapmıştır bu işi. Sinemaya gelemeyebilirim demiş. Arkadaşlar buradaki E2 nedir? İstek ekidir. Görmüş olduğunuz gibi kendi ellerinde olan bir şey değil. Demek ki dış faktörler var. Bundan dolayı bu bir dursun arkadaşlar 2 numara. Sinemaya gelmeyeceğim galiba. Bakın gelmeyeceğim diyor. Kesinlik bildiriyor kendi isteğiyle. Sinemaya gelmek istiyorum ifadesinde yine kesinlik bildiriyor kendi elinde. Sinemaya ben de gelebilirim. Yine arkadaşlar kendi elinde, kendi isteğinde olan bir şey. Bundan dolayı da cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. 18. soru. Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde birleşik kipli olmasına rağmen tek zaman anlamı taşıyan bir eylem vardır diyor. Bakalım. Susarsam anlatır mı seni göklere tarih? Bensiz olur mu sabah? Güler mi kara tarih ifadesinde? Bakın susmak fiildir. Ar geniş zamandır. Se ise nedir arkadaşlar? Burada ek fiildir. Ek fiilin neydir arkadaşlar? Şartıdır. Dolayısıyla Şart anlamı katıyor. Bakın zaman anlamı katmıyor. Bundan dolayı da arkadaşlar doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. 19 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem haber kipiyle çekimlenmemiştir diyor arkadaşlar? O zaman neyle çekimlenmiştir bu? Dilek tasarlama kipeklerinden biriyle çekimlenmiştir. Buna bakmış olacağız. Dans etti mi? Herkesin dikkatini çekerdi ifadesinde bakın geniş zamanın neyi var? Hikayesi var. A seçeneğini elemiş oluruz. Pek de kimseyle konuşmazdı ifadesinde mazmez. Geniş zamanın olumsuzudur. Yine geniş zamanın hikayesiyle çekimlenmiş. B seçeneğini elemiş oluruz. Dediğim dedik çaldığım düdük derdi ifadesinde. Yine arkadaşlar R geniş zamandır. Geniş zaman hikayesi vardır. O yüzden C seçeneğini elemiş oluruz. Her zaman büyüklerinin sözünü dinlemeliydi ifadesinde ise. Malumeli burada nedir? gereklilik kipidir. Gerekliliğin hikayesi kullanılmış. O yüzden doğru cevabımız da nedir? D seçeneğidir. Haber kipi de değil, dilek tasarlama kipeklerinden biriyle çekimlenmiştir. 20. soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlamca kaynaşmış birleşik eylem vardır diyor. Kabul etmek yardımcı eylemle oluşan birleşik fiildir arkadaşlar. Buradan ayrılanlardan artık bahsedilmiyor. Yine bahsetmek yardımcı eylemle oluşan birleşik fiildir. Ses düşmesi olmuş o yüzden bitişik yazılmış. Geleni geçeni seyrederim sessizce uzaktan ifadesinde ise seyretmek yine yardımcı eylemle oluşmuştur birleşik fiildir. Kadın adamın dayağına dayanamayıp evi terk etmiş ifadesinde ise terk etmek yine nedir? Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiildir. Vazgeçmez gönül sen ne desen de ifadesinde vazgeçmek nedir arkadaşlar? Anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. O yüzden doğru cevabımız da nedir? 5 numaralı cümle olan E seçeneği olacaktır. 21. soru olmak eylemi numaralanmış cümlelerin hangisinde niyetlenme davranma anlamındadır diyor arkadaşlar. Buna bakmış olacağız. Geçirdiği ameliyattan sonra tanınmaz olmuş. Burada böyle bir kullanım yok. Bunu elemiş oluruz. Bin bir zorlukla aldığı tarlayı satacak oldu. Bakın arkadaşlar niyetlendi desem anlamlı oluyor. Bundan dolayı iki numaralı cümle yani B seçeneği doğru cevabımız olacaktır. 22. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapı bakımından diğerlerinden farklı bir eylem kullanılmıştır diyor. Çalışmak istemiyordu cansız ve neşesiz ifadesinde istemiyordu Basit yapılıdır. Çekim eki almış. Yapım eki almamış. Her çocuk masallarla, ninnilerle büyümelidir ifadesinde. Yine büyümelidir de basittir. Gerekliliğin hikayesi var arkadaşlar. Dolayısıyla basit yapılıdır. Yapım eki almamıştır. Bilmiyor ifadesi yine basittir. Yapım eki almamıştır. Çekim eki almıştır. Alamadım ifadesinde ise bakın buradaki A nedir arkadaşlar? Yine A bilmek ebilmek yani yeterlilik fiilidir. Bundan dolayı da alamadım ifadesi nedir? Birleşik bir fiildir. Bize farklı olanı sormuştu arkadaşlar. Dikkat edecek olursanız bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır diğerlerinden farklı olduğu için. 23. soru bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde çekimli eylem yoktur diyor bakın. Çekimli eylem yoksa arkadaşlar cümlenin yüklemi nedir? İsimdir. Gıpta etmek fiildir. Elemiş oluruz. Bakıyorum fiildir. Elemiş oluruz. Burada bakın dikkat edecek olursanız kolay değildir, yüklemdir, isimdir bu. Bundan dolayı üçü alırız. Bazı hatalar, bazı hatıralar beni sıkıp bunaltabiliyor. Bunaltabiliyor arkadaşlar. Kurallı bileşik fiildir. O yüzden bunu elemiş oluruz. Burada da kolay değil yine yüklemdir ve isimdir. Bundan dolayı 5'i de alırız. 3 ve 5 doğru cevabımız olacaktır. Yani D seçeneği doğru cevabımızdır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik eylem değildir diyor. Bakın yapısını soruyor arkadaşlar bize. Sonunda çorak tarla da satılmış oldu ifadesinde arkadaşlar satılmış olmak nedir? Fiildir. Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiildir. Bunu elemiş oluruz. Bunca zorluğa rağmen eğitimini bitirmeyi başarabilmiş ifadesinde kurallı bileşik fiil vardır. Yeterlilik fiiliyle oluşmuş. Bunu da elemiş olduk. Doktorlar stresten uzak durmayı tavsiye ediyor ifadesinde tavsiye etmek yardımcı eylemle oluşmuş birleşik fiildir. Bunu da elemiş oluruz. Düşündükçe aradığı tarif aklına geliverdi ifadesinde ise i vermek tezlik fiiliyle oluşan kurallı bileşik fiildir. Bunu da elemiş olduk. Bu gazeteler tarafsız yayın yapmıyor ifadesinde ise yapmıyor arkadaşlar nedir? Basit yapılı bir fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız 5. cümle olan E seçeneği olacaktır. 25. soru: Aşağıdaki dizelerin hangisinde kurallı bileşik eylem kullanılmıştır diyor. Bakalım. Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına, Allah aşkına, gök deniz aşkına ifadesinde kaybolmak nedir? Yardımcı eylemle yapılan birleşik fiildir. Bunu elemiş oluruz. Ela gözlerine kurban olduğum, yüzüne bakmaya doyamadım ben ifadesinde yine kurban olduğum yardımcı eylemle oluşuyor. Fakat doyamadım ifadesinde A eki nedir? Ebilmek fiilinin olumsuzudur. Bu da arkadaşlar yeterlilik fiilidir. Yeterlilik fiilini biz nerede görüyoruz? Kurallı bileşik fiillerin içerisinde görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. 26. soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem haber hem de dilek kipiyle çekimlenmiş eylemler vardır diyor. Bakalım. Herkes elinden geleni yapmalı. Bakın malı meni, gereklilik kipi. Yoksa başarılı olamayız ifadesinde ise oluruz desem şuradaki ur nedir? Geniş zamandır. Geniş zamanın olumsuzluğuyla çekimlenmiştir. Dolayısıyla haber kipidir. Hem haber kipi var hem de dilek tasarlama kipi var. Bundan dolayı doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. 27. soru aşağıdaki dizelerin hangisinde birleşik kipli eylem vardır diyor. Yani birleşik çekimli, birleşik zamanlı fiili soruyor bize arkadaşlar. Sönük sönük yanıyor. Basit çekimli bir fiil eleriz. Beni gece boyunca için için ufalar. Odam uyku dolunca uyumayan sofalar. Ar er geniş zamanla çekimlenmiş eleriz. Kımıldanıp duruyor iken bir sefil sohbet bu isli zulmete vermekte büsbütün vahşet ifadesinde ise yine şimdiki zamanla çekimlenmiş. Bunu da eleriz arkadaşlar. Bitince bir sıra ev sonra bir virane dikildi başıma bir han kılıklı meyhane ifadesinde bakın. Dili geçmiş zamanla çekimlenmiş. Bunu da eledik. Yavaş yavaş kafalar, kelleler kızışmıştı. Buradaki mış nedir? Mişli geçmiş zamandır. Tı nedir arkadaşlar? Ek fiilin hikayesidir. Karışmıştı ifadesinde de yine aynı kullanımı görüyoruz. Zaten birleşik eylem olabilmesi için bir fiilin ek fiil alabilmesi lazım. Ya hikaye ya rivayet ya da şart olması lazım. Burada bunu sağladığı için arkadaşlar bu iki fiilde doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar son soruya geçiyoruz. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklem görevindeki eylem farklı kökten türemiştir diyor. Bize kelimenin kökünü soruyor. Bakalım. Karşı isim, göz isim, baş isim, taş isim, taşınmak arkadaşlar. Bakın, bakın bu. Bu yüzden de bu nedir? Fiildir. Bundan dolayı doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.